Merhaba, şu anda İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki 1001 İcat sergisindeyiz. Bu sergi İslam medeniyetinin dünya medeniyetine vermiş olduğu, yapmış olduğu katkıları sergilemektedir. Sergi 7 bölümden oluşmaktadır. Ziyarete gelenler ilk olarak girişte kısa bir filmle karşılaşmaktadır. Bu film aktör Sir Ben Kingsley tarafından oynanan Sırlar Kütüphanesi isimli filmdir. Bu film eğitim alanında uluslararası 15 ödül almıştır. Hadi. Hadi çocuklar. Harika görünüyor. Tamam çocuklar. Geç hadi gel. Tamam. Evet çocuklar, sessiz olun lütfen. Her gruba tarihin farklı dönemleriyle ilgili birer araştırma konusu vereceğim. Ve soru da şu olacak. Seçtiğiniz dönemin günümüz dünyası üzerindeki etkisi nedir? Evet Sera, senin grubun eski Yunanlıları alsın lütfen. Ravi, siz Romalıları alın. Ve Deni'nin grubu da... evet, sizinki birazcık zor. Orta çağ alıyorsunuz ki... Bazıları buna karanlık çağlarda diyor. Çok sıkıcı. Bakalım nasıl halledeceksiniz? Evet. Evet öğretmenim. Evet Sharon, siz de Rönesans'ı aldınız. Bu kütüphane görevlisi mi? Sanırım öyle. Karanlık çağların bizimle nasıl bir ilgisi var ki? Sessiz ol. Affedersiniz. Rahatsız ediyorum. Ne istiyorsunuz? Karanlık çağların günümüz dünyasına olan etkilerini bulmamız gerekiyor da. Tarihte hiçbir dönem böyle kötü adlandırılmamıştır. Dokunma. Paha biçilmezdir o. Sanırım birileri aklınızı saçma sapan şeylerle dolduruyor değil mi? Boşa harcanmış bin koca yıl. Tarihte bir kara delik. Haksız mıyım? Evet sanırım. Gördünüz mü hep aynı. Sanırsınız ki barbarların her şeyi yakıp yıktığı, önceki medeniyetlerden geri kalanları yok ettiği, hep çamur, hastalık, ölüm ve değerli hiçbir şeyin icat edilmediği bir dönem değil mi? Hayır. Hadi bakalım gidin. Tamam, özür dileriz. Hadi, belki de hiç değmez. Herkes Yunanlıların ve Romalıların hemen hemen her şeyi keşfettiğini zaten biliyor. Biliyorlar mı? Ve bundan gerçekten eminsiniz değil mi? Esasında size göre bir şeyler var. Konuya hazır gibi görünüyorsun. Sanırım bir şeyler ayarlayabilirim. Beni izleyin. Elimde tam size göre bir kitap var. Affedersiniz. Biz nereye gidiyoruz? Karanlıktan aydınlığa benim genç dostum. Okyanustan karaya. Bilmeniz gereken şeyler var. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi biliyorum buralara bir yerlere koymuştum. Evet. Aha. İşte burada. Şimdi bir bakın bakalım. Cesaretiniz varsa. Karanlık çağlara hoş geldiniz. Ya da esas bilinmesi gereken adıyla altın çağlar. Siz kimsiniz? Ben El Cezeri.
mühendis ve dahi bir kaşif. Bunun karanlık çağlar olduğunu söylediğinizi sanmıştım. Pek de karanlık görünmüyor. Çünkü her şey bir bakış açısından ibarettir, yakında aydınlanacak olan arkadaşım. Elbette dünyanın bazı yerleri işte karanlık değildi. Lakin İspanya'dan Çin'e kadar uzanan bir medeniyette buluşların ve keşiflerin altın ışınları her şeyin üzerinde parlayıp her yeri aydınlattı. Hangi medeniyet bu? İslam medeniyeti benim genç dostum. Farklı inanca sahip alim ve bilim adamlarına göre insanlık tarafından bilinen en önemli buluşlardan bazıları bu dönemde yapıldı. Ki bunlar daha eski medeniyetlerin bilgileriyle yapılmış ama modern dünyanızla olan bağlantıları hayal edebileceğinizden fazladır. Ne gibi mesela? Mesela her türlü şey. Bunun fotoğrafını çekmem gerek. Bunun iyi bir fikir olduğunu biliyordum. Sen de kimsin? Sizi İbnül Heysem'le tanıştırmama izin verin. Fikirleri kameranın keşfine yol açan müthiş bir bilim adamı. Kamerayı siz mi keşfettiniz? Gözlerimizin nasıl çalıştığını açıklayarak günümüz kameralarının keşfedilmesine öncülük ettim. Karanlık bir odadaki küçük bir delikten bir resmin başka bir zemine yansıtılmasının yolunu buldum. Buna daha sonra karanlık kutu adı verildi. Bu buluştan yola çıkarak daha nelerin keşfedildiğini düşünün. Kameralar, sinema hep aynı ilkeyi benimsemiştir. Bu harika. Aşağıdakiler dikkat! Bu da kim? Bu benim çok iyi arkadaşım Abbas İbn Firnas. Kendisi tutkulu bir şekilde insanların uçabileceğine inanırdı. Vay canına. Kendisi Wright kardeşlerden 1000 yıl önce uçmayı hayal etmeye cesaret etmişti. Hep uçağa binip gittiğiniz tatillerde onu hatırlayın. Abbas İbn Firnas. Geri çekilin. Uçmaya hazırım. Ama unuttuğu bir şey vardı. Kuyruk. İnişe yarayan çok önemli bir şey. Sırtım. Doktor. Beni mi çağırdın? Eski dostum. Neden genç misafirlerime kendini tanıtmıyorsun? Ben Ebul Kasım Zehravi. Çoğu insan beni cerrahinin babası olarak bilir. O zamanlar gerçekten ameliyat yapabiliyor muydunuz? Elbette yapıyorduk. Hatta icat ettiğim ameliyat aletlerinin çoğu günümüz hastanelerinde hala kullanılıyor. Affedersiniz, hastalardan birine yardım etmem gerekiyor. Neşter? Sanırım dikiş atılmasına ihtiyacım var. O halde katküt kullanacağım. Katküt mü? Hayvanların bağırsağından yapılmış dikiş ipi, iç yaralarda kullanmak için. Doktorlarınız bugün hala bunu kullanıyorlar. Üzgünüm, gitmeliyim. Bu da kim? Bu Meryem El Usturlabi. Zamanının en harika kadınlarından biri. Oldukça gelişmiş usturlaplar yapmıştır. Usturo ne? Usturlaplar. Elinizle tutabileceğiniz şekilde küçük bir tablette gökyüzünü ve yıldızları gösterir. Bunları eski bir yön bulma, hesaplama ya da zamanlama aletleri olarak düşünün. Şimdilerde ise saat, pusula ya da uydu cihazlarınız var. Bunlar insanların ve gezginlerin dünyayı dolaşmalarını sağlıyor. Bilimin en parlak olduğu dönem. Ve bunların hepsi altın çağda mı geliştirilmişti? Bu buzlağının sadece gözle görünen kısmı. Hayatın tüm yönlerini kapsayan binlerce icat yapıldı ve takip eden yıllarda bunların ortaçağ Avrupa'sında izler bırakan bir sürü etkileri oldu. Gördüğünüz gibi işte karanlık değilmiş. Peki ya sen? Ben? Sen neyi keşfettin? Kendini beğenmiş gibi görünmek istemem ama ben de mühendislikte çığır açan önemli katkılarda bulundum. Bunların içinde en önemlisi krank ve piston kolu kullanarak devir hareketini doğrusal harekete çevirmeyi başarabilmemdir sanırım. Bu pompa ve motorlarda oldukça önemlidir. Aslında
Böyle bir buluş olmasaydı, endüstri devrimi yüzyıllar sonra nasıl gerçekleşirdi hiçbir fikrim yok. Hak ettiğim takdiri hiçbir zaman göremedim. Ama en başta gelen gururum, zamanı gösteren efsanevi filli saatidir. O bir saat mi? Evet. Dünyanın dört bir yanından ve çeşitli kültürlerinden toplanmış düzinelerce parça Hindistan, Yunan, Arap, Mısırlı ve Çinli. Vay canına, bir Birleşmiş Milletler saati. Çok muhteşem bir şey bu. Gerçekten zamanı gösteriyor mu? Evet, tabii ki. Eğer bu icatlarım olmasaydı binlerce insan her şeye geç kalacaktı. Zamandan bahsetmişken sizi geri götürsek iyi olacak ve hatırlayın, herkese anlatın. Bu altın çağdı ve ben size bu dönemin küçücük bir bölümünü gösterdim. Gününüzle bağlantılı daha sayısız bilim adamı ve keşif var. Artık bunları kendiniz bulmak zorundasınız. Hayır, bekleyin. Vay canına. Yaptın mı? Evet. Evet. Bu hiç de sıkıcı değildi aslında. Hadi geç kalacağız. Ha? Evet çocuklar, neler öğrendik bir bakalım. Romalılar, Yunanlılar, Rönesans ve Endüstri Devrimi. Hepsi günümüzle oldukça bağlantılı. Deni'nin grubu nerede? İşte orada öğretmenim. Bizim Korkusuz Karanlık Çağlar grubumuz. Büyük ihtimalle günümüz dünyasıyla bir bağlantı kurabilmekte çok zorlandınız. Öğretmenim, aslında bu tam olarak doğru değil. Bu filmi seyrettikten sonra ziyaretçiler ana sergi salonuna girmekte ve burada 7 ana bölümden oluşmakta olan sergiyi gezmektedirler. Sergimiz kısaca özetlemek gerekirse İslam medeniyetinin içerisinde yer alan evdeki kahveden gözle görülebilen en uzak noktadaki galaksiye kadar İslam medeniyetinin tüm hayat alanındaki katkılarını göstermektedir. Sergi içerisinde yer alan bölümler sırasıyla ev bölümü, okul bölümü, pazar bölümü, dünya bölümü, market bölümü, hastane bölümü, evren bölümü olarak yer almaktadır. Bu bölümler ilk olarak ev ile başlayalım. Ev bölümünde İslam medeniyetinin ev içerisinde veya dar çerçevede yapmış olduğu katkıları göstermektedir. Sergimizin ana figürü Mardin'de yaşamış olan büyük bilim adamı mühendis El-Cezeri'dir. Ev bölümünde El-Cezeri'nin icat etmiş olduğu büyük bir filli su saati bulunmaktadır. Bu filli su saati şu şekilde çalışmaktadır. Filin karnı içerisinde büyük bir su haznesi bulunmakta ve bu su haznesinin üzerinde 6 delik bir kap bulunmaktadır. Bu kap yavaş yavaş suyun içerisine batmakta ve suyun altına gelinceye kadar yarım saatlik bir süre geçmektedir. Suyun altına gelince bağlı bulunduğu ip yukarıdaki katibi ve zümrüdü anka kuşunu harekete geçirir. Katip bir yarım devir yaparaktan yukarıdaki kartalın ağzından bir küçük top ejderin ağzına düşmektedir. Ejderin ağzına düşen top yavaşça ejderin aşağıya eğilmesiyle aşağıya iner ve vazonun içerisine girerekten tekrar filin karnına gider ve bu şekilde yarım saatlik süreç tamamlanmış olur. Böylece bu filli su saati her yarım saate bir saati göstermektedir. Tabii ki İslam medeniyetinde zaman kavramı, zaman mefhumu son derece önemlidir. Çünkü İslam medeniyetinde ibadetlerin pek çoğu güneşin ve ayın hareketlerine bağlı olarak yapılmakta olduğundan İslam bilim adamları zaman ölçümü konusuna çok büyük önem vermişler. Ve bu bağlamda zaman ölçüm aletleri, özellikle saatler çok ciddi manada gelişme göstermiştir. El-Cezeri'nin bu icadından başka diğer bölümlerde başka icatlar da bulunmaktadır. Mesela bugün bütün mekanik araçlarda ve motorlarda kullanılmakta olan piston sistemi
yani döngüsel hareketin doğrusal harekete çevrilme hareketi yine El Cezire tarafından 12. yüzyılda Mardin ve Diyarbakır civarında icat edilmiştir. Bu icatlar bugün hayatımızı son derece kolaylaştırmaktadır. Yine ev bölümünde yer alan icatlardan bir tanesi de Bağdat'ta yer alan çevreye duyarlı, çevreye dostu olan ev hayatıdır. Bu ev yazın soğutulmakta, kışın ise çok az bir yakıtla ısıtılmaktadır ki bu şekilde ciddi bir enerji tasarrufu ve çevre temizliği sağlanmaktadır. Ev bölümünden sonra ikinci bölümümüz, sergide yer alan ikinci bölüm, okul ve eğitim bölümüdür ki bu bölüm hayatımızın en önemli noktalarından birini teşkil eder. Zira hemen hemen her evde herkesin bir okula giden çocuğu yakını vardır. İslam medeniyeti eğitime çok büyük önem verdiği için gerek okullar gerek medreseler ciddi bir şekilde gelişme göstermiştir. Mesela bu bölümde çok dikkat çeken bir nokta var. O da şudur. İslam medeniyetinin ilk üniversitesi, dünyanın ilk üniversitesi Kayravin'de kurulmuştur. Bu üniversiteyi kuran genç bir hanım olan Fatıma el-Fihri'dir. Fatıma el-Fihri genç yaşında babasına kalan büyük mirası değerlendirmek için bir üniversite kurmaya karar verir. Ve bu üniversitenin kuruluşundan tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde Fatıma el-Fihri hayatını oruç tutarak geçirmiş ve üniversite için gerekli olan bütün malzemeleri bu bölgeden sağlamıştır. Fatıma el-Fihri'nin kurmuş olduğu Kayrevin Üniversitesi, El-Eser Üniversitesi ve İslam medeniyetinin diğer bölgelerinde kurulan medreseler ve üniversitelerle İslam eğitim sistemi son derece gelişmiş bir seviyeye ulaşmıştır. Ve İslam medeniyetinden önceki yazma eserlerin, çeşitli bilimsel eserlerin İslam dillerine çevrilmesiyle İslam eğitim seviyesi ve kültür seviyesi son derece yüksek bir noktaya ulaşmıştır. Ve şunu görüyoruz, 10-11. Yüzyıllardan itibaren İslam medeniyetinde yazılmış olan eserler Avrupa medeniyetine geçiyor ve 12. yüzyıldan sonra Avrupa'da yeni üniversiteler açılmaya başlanıyor ki bu da Avrupa üniversitelerinde İslam üniversitelerinin etkisini göstermesi açısından çok önemlidir. İslam medeniyetinin ilk dönemlerinde daha önceki medeniyetlerden yapılan tercümeler dikkat çekiyor ve bu tercümelere şunu görüyoruz. Bu dönemin halifeleri, Halife Me'mun ve Harun Reşit gibi halifeler yapılan tercümelere çok ciddi önem veriyorlar. Ve herhangi bir tercümanın yapmış olduğu bir tercümenin ağırlığı kadar, kitabın ağırlığı kadar ona, tercümana altın veriyordu ki bu da bu dönemde ilmi çalışmaların ileri gitmesini çok ciddi manada teşvik etmiştir. Yine eğitim bölümünde gördüğümüz bir diğer husus da İslam medeniyetinden Avrupa'ya geçen bazı kelimelerin hala Avrupa'da kullanılıyor olmasıdır. Mesela bunlardan bir tanesi arsenal kelimesidir. Arsenal kelimesi Arapçada darus sina'a kelimesinden gelmektedir ki Arapçadan İtalyanca'ya darsana olarak geçmiş ve daha sonra İngilizce'ye arsenal olarak geçmiştir. Darus sina'a bir sanayi merkezi manasındadır. Daha sonra Avrupa'ya geçerken gemi yapım merkezi ve top yapım merkezi manasında kullanılmaktadır ki bugün çok yaygın bir kelimedir. Keza yoğurt kelimesi Türkçeden aynen geçmiş, sofa kelimesi aynen geçmiş. Bu ve buna benzer çok sayıda kelimenin İslam medeniyetinin batıya aktarılırken geçmiş olduğunu görüyoruz. Bu da İslam medeniyetinin eğitim konusunda, kültür konusunda yaptığı etkiyi gösterme açısından çok önemlidir. Serginin diğer bir önemli bölümü de hastahane bölümüdür. İslam medeniyetinde hastahane kültürü çok önemlidir. Hatta sırf hastane kültürü alınsa İslam medeniyetinin ne kadar büyük olduğu ortaya çıkar. Nitekim hastanede hastaların tedavisi ve bakımı tamamen ücretsizdi, ilaçlar ücretsizdi ve hastalara çok ciddi manada insani bir şekilde davranılmaktaydı. Aynı dönemde mesela Avrupa'da bazı yerlerde delilerin yakıldığını veya cüzdanlı hastaların toplumdan dışlandığını ve çok kötü muameleye maruz kaldığını görmekteyiz. Halbuki İslam medeniyetinde bu tür hastalar için özel bakım evleri ve hastaneler kurulmuştu ki bu da çok önemli bir göstergedir. Yine hastahane bölümünde dikkatimizi çeken çok önemli bir husus, İslam medeniyeti içerisinde İspanya'da yaşamış olan bir cerrah Ez-Zehravi, bugün halen kullanmakta olduğumuz 200 kadar cerrahi aleti icat etmiş ve bugün bu aletleri hemen hemen aynı şekilde kullanmaktayız ki bu da çok önemlidir. Yine Amasya'da yaşamış olan bir cerrahımız Şerafettin Sabuncuoğlu da dünyada ilk defa cerrahi operasyonları gösteren bir eser yazmıştır. Yazma eser yazmıştır minyatürlerle.
Bu da cerrahi konusunda en önemli gelişmelerden bir tanesidir. Yine İbn-i Sina İslam medeniyetinin ve dünya medeniyetinin en önemli tabiplerinden, doktorlarından birisidir. Ki yazmış olduğu El Kanun kitabı çok yakın yüzyıla kadar Avrupa kütüphaneleri, Avrupa üniversitelerinde bir temel ders kitabı olarak okutulmuş ve doktorların, hekimlerin el kitabı haline gelmiştir. Vazgeçilmez bir kitap olmuştur ve dünya medeniyetini, özellikle tıp medeniyetini, tıp kültürünü çok ciddi manada etkilemiştir. Yine bu bölümde çok dikkat çeken hususlardan bir tanesi de İbn-i Nefis'in buluşu ilk defa kan dolaşımının ciğerler ve kalp arasında nasıl cereyan ettiğini mükemmel ve bilimsel bir açıklamasıdır. 12. yüzyılda yapılması, 13. yüzyılda yapılmasına rağmen bu buluş çok daha sonra, bundan 3 asır sonra ortaya çıkan Harvey tarafından tekrar incelenmiş ve Harvey'in icadı olarak 3 asır sonra ortaya konmuştu ki bu tamamen yanlıştır. Yani küçük kan dolaşımı ilk defa bir Müslüman tabip tarafından ortaya konulmuştur. Yine görme hususunda çok önemli gelişmeler var. İbni Heysem ilk gerçek bilim adamı olarak anlatılmaktadır. İbni Heysem görmenin nasıl olduğunu açıklamış. Daha önceki Yunan medeniyetinin açıklamanın tersine, yani görmenin gerçekleşmesini şu şekilde ifade etmiştir. Yunanlılar görmenin gözlerden çıkan ışınların maddelere ulaşmasıyla olduğunu düşünüyorlardı. Oysa ki İbni Heysem maddelerden göze yansıyan ışınlar vasıtasıyla görmüş olduğumuzu izah etmiş ve doğru bir şekilde görme teorisini ortaya koymuştur. İbni Heysem'in en önemli buluşlarından bir tanesi de kamera obscura dediğimiz, yani karanlık oda deneyini yapması ve karanlık odayı icat etmesidir. Küçük bir delik içerisinden içeriye sızan ışığın dışarıdaki resimleri ters bir şekilde karşı duvara yansıttığını keşfetmiş ki bu keşif de bugün kullanmakta olduğumuz tüm kameraların, fotoğraf makinelerinin esasını oluşturmaktadır ki hayatımızı doğrudan etkileyen bir buluştur. Özetle şunu söylemek gerekirse İslam medeniyeti içerisinde yapılan buluşların hemen hemen pek çoğu bugünkü modern hayatımızı doğrudan etkilemektedir. Serginin bir diğer bölümü de evren bölümüdür veya kainat bölümüdür. Bu bölümde İslam medeniyeti içerisinde özellikle az önce bahsetmiş olduğum zaman konusunda, zaman ölçümü ve astronomi konusunda yapılan icatları ve gelişmeleri göstermektedir. Mesela burada Takiyyetun Rasid'in, İbn-i Şatır'ın yapmış olduğu gelişmeler, icatlar ele alınmaktadır. Ki bizi ilgilendiren bir husus da bu bölümde Hezarfen Ahmet Çelebi'nin veya Lagari Hasan Çelebi'nin yapmış olduğu icatlardır. Bildiğimiz gibi Lagari Hasan Çelebi 4. Murat döneminde uzaya giden bir roket planlıyor ve bu roketin içerisini barutla doldurarak sırtına bağlıyor ve ateşleyerekten 60 metre kadar yukarıya çıkıyor ve daha sonra kanatlar vasıtasıyla denize düşüyor. Bu uzaya giden veya havaya giden ilk roketli insan uçuşudur. Tarihte 1630'lu yıllarda yapılmıştır. Hezarfen Ahmet Çelebi de keza tarihte ilk defa iki kıta arasında başarılı uçuşu gerçekleştiren bir bilim insanıdır. Dolayısıyla bu da Türkiye'de yapılan ilmi başarıları, ilmi icatları göstermesi açısından çok önemlidir. Sergiyle ilgili bir hususu da burada söylememe izin verin. 7 bölümden oluşan serginin hemen hemen her bölümünde mutlaka Türkiye'de yaşamış bilim adamlarının icatları, keşifleri sergilenmektedir. Mesela ilk bölümde bahsettiğim Diyarbakır, Mardin bölgesinde yaşamış olan Artuklu dönemi bilim adamı İsmail Rezzas el-Cezeri ve onun buluşları sergilenmektedir. Diğer bölümlerde mesela Mimar Sinan'ın ki hayatı boyunca 470'ten fazla binaya imzasını atmış dünyanın en büyük mimarlarından bir tanesidir. Mimar Sinan eserleri ve keşifleri ele alınmaktadır. Yine dünya bölümünde çok önemli bir bilim adamımız olan 1513'te ilk dünya haritasını, detaylı dünya haritasını yapmış olan Piri Reis anlatılmaktadır. Yine başka bir bölümde Matrakçı Nasuh ki önemli icatları olan özellikle şehircilik ve minyatürcülük konusunda çalışmaları olan Matrakçı Nasuh anlatılmaktadır. Evren bölümünde az önce bahsettiğim Takiyyetun Rasid'in matematik alanında yaptığı gelişmeler ile icat ettiği astronomi aletleri gösterilmektedir. Yine diğer bir bölümde, hastane bölümünde Şerafettin Sabuncuoğlu'nun yapmış olduğu çalışmalar anlatılmaktadır. Özetle hemen hemen her bölümde mutlaka Türkiye'den bilim adamları burada yer almaktadır.
1001 icat sergisini gezmeye, tanımaya devam ediyoruz. Bu serginin, bu sergide sergilenen ve ortaya konulan en önemli fikirlerden bir tanesi de İspanya'dan Çin'e, Afrika'nın ortalarından Kafkasya'ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada yer alan 7. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geçen süre içerisinde ortaya konulan medeniyetin ortaya konulmasıdır. Medeniyetin katkılarının ortaya konulmasıdır ki bu medeniyetin içerisinde pek çok bilim insanı var ve bu bilim insanlarının hemen hemen hepsi Müslüman değildi. Diğer dinlerden, Hristiyan, Yahudi, Sabi gibi pek çok farklı dinden ve ırktan insan İslam medeniyeti içerisinde ahenk içerisinde ve birlikte çalışmaktaydı. Erkeklerle beraber hanımların da bu medeniyet içerisinde bu medeniyete katkılarda bulunduğunu görmekteyiz. Mesela az önce bahsettiğimiz Fatıma El-Fihri dünyanın ilk üniversitesini kuran bir hanımdır. Yine Evren bölümünde yer alan Meryem El-İcliye isimli bir Halepli hanım bilimsel surlap denilen aletleri yaptığını görmekteyiz ki bu şekilde pek çok hanımdan bahsedilebilir. Dolayısıyla İslam medeniyeti içinde Müslümanların yanı sıra diğer dinlerde mensup pek çok insanın katkıda bulunduğu çok önemli bir medeniyettir. İspanya'daki gelişmelerin yanında bu medeniyeti tamamlayıcı unsurlardır. Mesela Çin'de bir amiral olan Zheng He, Çin'in deniz kuvvetlerinin başında bulunmaktaydı ve dünyanın ilk en büyük gemilerini, 120 metreden daha uzun gemilerini inşa etmiş ve bu gemilerle 7 büyük sefer yaparaktan o dönemde inanılması güç bir gerçeği ortaya koymuş, büyük seferler yapmıştır. Bu gemilerde 70 bine yakın insan yaşamakta ve aylarca deniz üzerinde kalmakta ve kendi kendine yetmekteydi. Dolayısıyla haritacı İdrisi'den bahsetmek lazım. 12. yüzyılda yaşamış olan İdrisi, Sicilya Kralı 2. Roger'ın emrinde çalışmış ve ona dünyanın ilk haritalarından birisini yapmıştır. Ve bu harita bugün hala elimizde bulunmaktadır. Yine onun için büyük bir gümüş küre yapmış ve coğrafya konusunda en önemli eserleri, en önemli çalışmaları İslam medeniyetine ait bilim adamları, bilim insanları gerçekleştirmiştir. Mesela şehir hayatı içerisinde mimari konusunda Müslümanların yapmış olduğu gelişmeler, şehir tasarımları çok önemlidir. Orta çağda mesela Paris'in lakabı, ismi Çamurlu Paris iken aynı dönemde Kordoba'da ve diğer İslam şehirlerinde sokak lambaları bulunmakta, kanalizasyonlar bulunmakta ve İslam medeniyeti içerisinde insanlar son derece gelişmiş evlerde ve şehirlerde yaşamakta müreffeh bir hayat sürmekteydi. İslam medeniyetine ait bu gelişmelerin yer aldığı 1001 İcat sergisi yine aynı isimli bir kitapla tamamlanmaktadır. Sergide bütün bu icatların İslam medeniyetinin yaptığı katkıları bir arada görmek mümkün değildir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi yine aynı isimde 1001 İcat Dünyamızdaki İslam Mirasını Keşfedin isimli kitapta da bulunabilir. Bu sergiyi gezen insanların İslam medeniyetinin bugünkü medeniyetimize yapmış olduğu katkıları çok net, açık bir şekilde görebilir ve geçmişimizle, geçmiş dönemimizdeki bilim adamlarımızla, atalarımızla ciddi manada gurur duyabilirler.